Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hediye Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Seri ilimlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Ve sizlere hazırladığım soruların 20. kısmına geldik. Sizlere hazırladığım soruların son kısmı canlar. Bakalım durumlar nasıl? Hiç belirtmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sorumuz şöyle. <laughs> Neolitik yani cilalı dönem yerleşik hayatın başladığı dönem olarak kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmelerden biri değildir. Köy yerleşiminin ortaya çıkması. Doğru mudur? Doğrudur. Artık yerleşik hayat başlayacaktı. Takas sürüüne geçilecekti. Artık ticaret yapılacaktı. Tarımsal üretimde geçiş sağlanacaktı yerleşik hayat olduğu için. Sanat bırakalım. Hayvanlar evcilleştirilecekti. Sanatın ortaya çıkması paleolitik döneme zaten tekabül etmekteydi canlarım. Çünkü duvar resim duvar resimleri örneğini verebiliriz. Değil mi? Mağara duvarlarına resimlerin çizilmesi sanatın olduğunun göstergesiydi. İkinci sorumuza geçiyoruz. Köklü devlet olan Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmuştur. Mani dinini resmini kabul ederek askerlerin savaşçı özelliklerini yitirmesine sebep olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Boyançur devletinin en parlak dönemidir. Bunu bir edeyelim. Bilge Kağan 2. Göktürk devletinin en önemli hükümdarlarından birisidir. Mukan Kağan 1. Göktürk devletinin en parlak dönemidir. Tapo Kağan 1. Göktürk devleti döneminde Budizmi benimseyen hükümdardır. Cevabımız Bögü Kağan olacaktır. Üçüncü sorumuz Köseda Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuş ve 2. Beylikler dönemi dediğimiz dönem başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beylikler arasında gösterilemez. Karamanoğulları 2. Beyliktir ve Osmanlı'yı uğraştıran beyliktir. Ve bunlar kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmektedirler. Kalesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. 2. Beylik değerli arkadaşlarım. Balıkesir ve çevresinde kuruldu. Konya ve çevresinde. Candaroğulları Kastamonu Sinop çevresinde kurulan beylik olu Fatih Sultan Mehmet Han tarafından son verilmiştir. Menteşe oğulları Muğla ve çevresinde kurulan ikinci beyliktir. Ahlat Şahlar Van ve çevresinde kurulan beyliktir. Bu beylik Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Küsedar Savaşı'ndan sonra değil. Dördüncü sorumuz. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Avrupa devletlerinden yardım istemesiyle Haç Seferleri başlamıştır. Hangi sefer sonucunda İstanbul yağmalanmış ve Latin Krallığı kurulmuştur? Birinci Haç Seferi'nde Kudüs Müslümanların elinden çıkmıştır. Ve İslam şehirleri yağmalanmıştır. Bu neydi? İkinci Haç Seferini birinci Mesut kazandı. Üçüncü ağaç seferi Selahattin Eyyubi başarılı. Dördüncüyü bırakalım. Yedinci ağaç seferi. Değerli arkadaşlarım bilmemiz gereken en önemli seferler dört tanedir. Tamam. 5, 6, 7, 8 diye gitmenize gerek yok. Cevabımız dördüncü ağaç seferi olacaktır. Bu sefer amacından sapan sefer olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Beşinci sorumuz. Osmanlı kuruluş döneminde İstanbul'u fethetme girişimleri olmuş ancak başarısız olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u kuşatan Osmanlı hükümdarları arasında gösterilebilir? Şimdi ilk kuşatanı bilirseniz sonrasını da bilirsiniz. Osman Bey o dönem beyliklerle uğraşıyordu. O dönem gaza ve cihat ruhuyla mücadele ediyordu ve o dönemde zaten düzenli ordu da yoktu. Yakın arkadaşları vardı. Ne diyelim? Orhan Bey devletleşme süreci başladı artık. Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda adımlar atıldı. Önemli gelişmeler yaşandı. İlkler neredeyse bu dönemde yaşandı ama İstanbul kuşatılmadı. Birinci Murat Savaş sırasında şehit olan Osmanlı padişahıdır. Bu dönemde Balkanlarda ilerleyiş yaşandı. İstanbul yok. 1. Mehmet Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Devleti e, toparlamakla meşguldü. Hayır cevabımız 2. Murat olacaktır. İstanbul'u kuşatmıştır. 4 defa kuşatan Yıldırım Beyazıt'tır. Fetheden kimdir? Fatih Sultan Mehmet Han'dır. 6. sorumuz. Avusturya Arşidükü Protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktır. Sözleri hangi antlaşma maddeleri arasında yer almaktadır? Osmanlı bu üstünlüğü kaybediyor biliyorsunuz ki. Cevabımız burada 1533 İbrahim Paşa. Yani İstanbul Antlaşması olacaktır. Yidvatoruk'ta siyasi üstünlük kaybedildi değerli arkadaşlarım. Amasya Antlaşması İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır. Basvar Antlaşması Osmanlı'nın Erdal üstünlüğünü sağlayan antlaşma olup Avusturya üzerinde son kez üstünlük sağlanan antlaşmadır. Zişlovi Antlaşması 1791 yılında Avusturya ile imzalandı ve Avusturya ile Osmanlı arasındaki ilişkiler gelişmeye başladı. Cevabımız 1533 İbrahim Paşa yani İstanbul Antlaşması olacaktır. Yedinci sorumuza geldik. 1853-1856 Kırım Savaşı Rusya'ya karşı Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Piyomente Krallığı'nın yer aldığı savaştır. Bu savaş sırasında ilk fotoğraf çekilmiş ve önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu savaşı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Berlin Antlaşması Sırbistan, Karadağ, Romanya Osmanlı'nın elinden çıktı. Berlin Antlaşması ile beraber Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline geldi. Küçük Kaynarca Antlaşması. Ben size cevap vereyim. Cevap Paris. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız oldu değerli arkadaşlarım. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödedi. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslara kapitülasyon verildi. Elahi Antlaşması Fransa'nın Mısır'dan geri çekildiğini bildirdiği antlaşmadır. Yaş Antlaşması ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlanmıştır. Cevabımız Paris. Paris Antlaşması ile Osmanlı Avrupa devleti sayılmıştır. 8. sorumuz Çanakkale Savaşları'nın başarıyla sonuçlanmasından sonra ittifak devletlerinin yanında savaşa dahil olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? İtalya. İ İtalya ne la? <laughs> İtalya. Hesap değişmişti değerli arkadaşlarım. Neden dolayı? Gizli antlaşmalardan dolayı. Yunanistan. İtirafların yanında savaşa dahil olan son devlettir. Sırbistan savaşı başlatan devlettir. Amerika Birleşik Devleti savaşa sonradan dair olduğu Wilson son yayınladı ve savaşı bitirdi. Cevabımız Bulgaristan'dır. Osmanlı bunun karşılığında Dimetokayı Bulgaristan'a veriyor canlarım. Ve artık Osmanlı ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmış oluyordu. Dokuzuncu sorumuz. TBMM açıldıktan sonra İstanbul hükümeti tarafından oluşturularak dini duyguları istismar eden örgüt ve ordu aşağıdakilerden hangisidir? Kuvay Milliye biliyorsunuz ki işgallere karşı koyan düzensiz orduydu değil mi? Milis güçlerdi. Kuvayi Seyyare Çerkez Etemin birliklerine verilen isimdir. Teali İslam hilafete olan bağlılığını bildiren zararlı cemiyettir. Su selamet Osmaniye keza aynı şekilde hilafet ve saltanat yanlısı olduğunu bildiren zararlı cemiyettir. Cevabımız Kuvayi İnzibati olacaktır. Yani halifelik ordusu olacaktır. 10. sorumuz. Nutuk Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve 1919 ile 27 yıllarını kapsayan önemli bir eserdir. Aşağıdakilerden hangisi nutukta geçen olaylardan biri olmamıştır. Samsun'a çıkış. 19 Mayıs 1919 zaten bununla başlıyor. Gençliği hitabıyla sona eriyor. TBMM'nin açılması 23 Nisan 1920. Halifeliğinin kaldırılması 3 Mart 1924. Kabotaj Kanunu 1926. Türk Dil Kurumu'nun faaliyetleri 1932 bu abi hayran. Biz ne demişiz? 27 demişiz. 11. sorumuz 1950 yılında yapılan seçimle 27 yıllık CHP iktidarına son verilmiş ve yerine gelen iktidar Demokrat Parti olmuştur. Hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Arapça ezan yasağının kaldırılması doğru gelişmelerdi arkadaşlarım. NATO'ya üyelik 1952 yılı ki zaten 1950 ile 60 yıllarını kapsıyor Demokrat Parti. Birleşmiş Milletleri üyelik bırakalım. Balkan Paktı'na ve Bağdat Paktı'na katılma önemli gelişmelerdir. Yine bu yıllar arasındadır. <laughs> Balkan Paktı'ndaki amaç SSCB'ye karşıydı. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya. Doğrudur. Bağdat Paktı Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallar tarafından oluşturulan organizasyondur. Cevabımız Birleşmiş Milletleri e üyelik olacaktır. Bu 1946 yıldır canlar. Yani İsmet İnönü dönemi. Yani CHP dönemi. Umarım şey size yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. İlgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.